21 Aralık 2018 Antalya Gazipaşa'dayız. Mustafa Yılmaz, rekor evet. gelişim müşterimiz. Aynı zamanda Mustafa Bey'in tarım marketi var evet, burada, Gazipaşa'da. İsim olarak neydi market ismi? Tamaş Tarım Market. Tamaş Tarım Market'in sahipleri. Burada rekor gelişim ürünümüzü özellikle kendi seralarında birebir denediler. Dikenli salatalıkta. Burada ne sonuçlar gördük? Neler yaptık? Siz profesyonel bir şey yapıyorsunuz. Zaten kendiniz satıcısınız. Evet. Şey anlamında. Bir kısaca özetleyelim, üreticilerimiz de görsünler. İsmim Mustafa Yılmaz. Gazipaşa'da Tamaş Tarım marketi işletmecisiyim. Bu tek sezon dikenliği 15 Ekim'de toprağa koyduk. Koymadan önce rekor gelişimi toprağa seramızın tamamını attık. Toprak hazırlığında toprak kullandık. Bunun yanı sıra yapılması gereken işlemleri aynı zamanda gübremize attık. Yaptıktan sonra işçilerimiz işte bağlama, dolama işlemlerini yaptıktan sonra daha bugüne kadar bu seraya attığımız 3 defa ilaç. 3 defa ilaç. 3 defa ilaç. Bundan önce daha rekor gelişimi kullanmadım. Kullanmadınız. Ama bu yıl kullandım. 3 defa ilaç ettim. 3 defa ilacın sonucunda ağacımda gördüğümüz gibi koltuklarındaki meyveler vurmadan buraya çıkıyor ve tele kadar komple meyvelerimiz dizik bir şekilde devam ediyor. Standart gidiyor bir de meyveler. Evet, standart bir şekilde. Olgunlaşan şuraya da. Bütün şeyler böyle. Yani sadece bir ağaçta değil, komple böyle yayın alabilirsiniz. Şimdi 10 numara bir sonuç aldık yani. Şöyle söyleyeyim. Rekor gelişim bir toprak düzenleyicidir. Öncelikle onu söyleyelim. Bir ilaç, bir gübre değil. Toprakla ilgili öncelikle toprağın kirici, kirliliği, tuzluluk konusunda tuzu çözebilme gibi bir özelliği vardır. Evet. Nemliliği koruma, özellikle suyla alakalı. Bitkilerde su stresini en azı seviyeye indiriyor. Topraktaki saçak ve kök gelişimi diğer bir verdiğiniz besleme ve diğer yan ürünlerle birlikte bu sonuçları oluşturuyor. Siz de zaten gözlemişsiniz. Şimdi şöyle bir bunun çeşidini de söylerseniz şey anlamında. Bunun çeşidi dikenli salatalık, Cool Life. Cool Life. Şöyle bir konuya da değinelim. Bunu bütün müşterilerim, bu rekor gelişimi kullanan müşterilerimizin tamamı aynı zamanda bakteride kullanıyor. İkisi bir arada 10 numara sonuç yaratıyor. Evet. Çok ilaca gerek koydurmuyor. Toprağı iyi çalıştırıyor. Bitki de ilacı, gübreyi istediği gibi, istediği şekilde alıyor. Aldırabiliyor. 10 numara bir sonuç yaratıyor ikisi beraber. Şimdi tabii ki tarımsal üretimde iyi olan, faydalı olan ne varsa biz de öneriyoruz evet. kendi adımıza. Ama iyi olan bir şeylerin toprak eğer ki sağlıklı değilse, toprak yapısı uygun değilse, tuzluluk yüksekse, iyi dediğimiz bir şey de bazen toprağımızda çalışmayabiliyor. Bu anlamda az önce bahsettiğiniz gibi bir bakteri uygulamaları zaten evet. son dönemlerde üreticilerin sık kullanmaya başladığı bir uygulama. Toprağın canlılığını arttırmak adına toprağınızın tuzluluğu yerindeyse, evet. düşükse ya da sıfırsa, uygun beslenebileceği bir yapı varsa, besin grubu da varsa sonuç ortada, bu şekilde bu hale getirebiliyor. Günümüzde şöyle bir şey var. Şu anda bu salatalıklar ihracata yönelik ekildiği için. Tabii ilaç kullanımında ilaç, en minimum. İlaçtan ben müşterilerime çok ilaç satma peşinde değilim. İlaçtan Doğru. oldukça kaçınsınlar yani. Hı hı. Ne kadar ilaç satarsak, müşteriye ne kadar az masraf ettirebilirsek bizim niyetimiz o. Yani bakteri, bakteri megafülle beraber rekor gelişimi kullandığı zaman ilaca dahi gerek yok. İlçe Anladım. Tarım daha buradan dün numune aldı. 10 numaralı sonuçlarla beraber geliyor. Yani müşteriye şöyle, kazandırabilmemiz önemli olan. Hem dürüst bir tarım yapmış oluyoruz. Yani hileli bir tarım olmuyor. Yaptığımız ihracatta geri dönmüyor malımız. Sonuçta bunu bir insan yiyecek. Bir insana evet. da bir ilaç yedirmek yerine. Ha şimdi bir bitkinin tedavisiyle ilgili, korumasıyla ilgili yapılması gereken mutlaka ilaçlar vardır. Bunlarla alakalı da eğer ki ihtiyaç varsa kullanılabilir. Kullanılması öneriliyor. Tavsiye eder misiniz? Rekor gelişimi öncelikle Gazipaşalılara, müşterilerinize, Türkiye'de seracılar sizi izleyecekler. Başta Gazipaşalı hemşerilerim, evet. aynı zamanda müşterilerim, mahallem olmak üzere Türkiye'nin bütün meyve ve sebze üreticilerine 10 numara şekilde tavsiye ederim. Kullansınlar, para kazanmak veya şey yapmak ikinci planda. Bu ürünü organik bir şekilde kullansınlar. Yani şöyle tavsiye söyleyeyim, ederim. Şöyle söyleyelim. Para kazanmak istiyorlarsa da kullansınlar. Çünkü verimi arttırıyoruz.
Sizin için. Evet. Öncelik başarı bizim için de öncelik başarıdır. Bizim zaten burada başarılı olmasak adamımızın geçme şansı yok. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bol bereketli hasatlar dileriz. İnşallah daha sonra tekrardan sağ görüşeceğiz. Olasın, sağ olasın.